Oğuzlar, Türk dillerinin Oğuz kolunu konuşan bir Batı Türk halkıydı. 8. yüzyılda Orta Asya'da Oğuz Yapgu Devleti adına bir konfederasyon kurdular. Oğuz ismi, kabileler anlamına gelen yaygın bir Türkçe kelimedir. Doğu Roma kaynakları Oğuzlara Uzlar der. Peki Oğuzların tarihini hiç merak ettiniz mi? Gelin beraber inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Tarihçilere ve dil bilimcilere göre Proto Türk dili Orta Doğu Asya'da, potansiyel olarak Altay Sayan bölgesi, Moğolistan veya Tuva'da ortaya çıkmıştır. Başlangıçta Proto Türkçe konuşanlar potansiyel olarak hem avcı toplayıcı hem de çiftçiydiler. Ancak daha sonra göçebe çobanlar haline geldiler. Erken ve Orta Çağ Türk grupları kısmen İran, Moğol, Tohar, Ural ve Yenisey halkları ve diğerleri gibi komşu halklarla uzun süreli temas yoluyla hem Doğu Asya hem de Batı Avrasya fiziksel görünümleri ve genetik kökenleri geniş bir yelpazede sergilemiştir. Erken dönemlerde basit taş balbal monolitleriyle çevrili çok sayıda oyma ahşap mezar heykeli dikerek ve ayrıntılı av ve ziyaret ritüelleri düzenleyerek Tengrist bir din uyguladılar. M.Ö. 2. yüzyılda eski Çin kaynaklarına göre Songno olarak bilinen bir bozkır kabile konfederasyonu ve müttefikleri Wusun komşu Yuezhi'yi yenmiş ve onları Batı Çin'den Orta Asya'ya sürmüştür. Çeşitli bilimsel teoriler Songnuları Türk halklarına ve veya Hunlara bağlamaktadır. Biçürin, Songnu yani Hun İmparatorluğu lideri Modu Shanyu'nun yani Mete Han'ın Han Çinlileri tarafından kaydedilen biyografisiyle Oğuz Kağan Destanı'ndaki Oğuz Kağan'ın biyografisinin benzerlikler göstermesi nedeniyle Oğuz kelimesinin ilk kullanımının Meta'nın ünvanı gibi göründüğünü iddia etmiştir. Sime Qian, Songnu'ya düşman olan ve onların hemen batısında İrtiş Nehri bölgesinde Zaysan Gölü yakınlarında yaşayan bir halkın adını Hujie veya Huchie olarak kaydetmiştir. Golden bunların Ogur Oğuz'un Çince yorumları olabileceğini öne sürmektedir. Ancak belirsizlik devam etmektedir. Bir teoriye göre Huchie Yüzey'nin başka bir çevirisidir ve Türk Uygurlarına atıfta bulunabilir. Ancak bu tartışmalıdır ve çok az akademik taraf vardır. Oğuzlar 7. yüzyıl civarında konar göçer bir yapıyla yer değiştirmeye başlamışlar ve coğrafi olarak Doğu Roma İmparatorluğu kayıtlarına göre önce Balkanlara yayılmışlardır. Oğuzlar Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Irak, Suriye, Mısır, Moldova ve Balkanlarda Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Sırbistan yaşayan Türklerin atası sayılmaktadırlar. Destanlara göre Oğuzlar Oğuzhan'ın 6 oğlu ve onların 4'er oğlundan meydana gelmişlerdir. Meydana gelen bu 24 boyun ayrı adı ve ünvanları vardır. Bu bölümleme Oğuz Kağan efsanesinden kaynaklanmaktadır. Bu boyların bozoklar ve üçoklar olarak ikiye bölünmesi ise daha sonradır. Bu iki ana kol arasında çıkan anlaşmazlıklar, boyların bir kısmının batıya göçmesine neden oldu. Bir kısmı da Göktürk Devleti'nin kurulması nedeniyle batıya göçmüştür. 6. yüzyıl. Kalanlar Göktürk egemenliği altına girmiştir. 630'da ilk Göktürk Devleti'nin zayıflayıp Çin kontrolü altına girmesiyle tekrar birleşmeye başlamışlarsa da, 2. Doğu Göktürk Devleti kurulunca çok direniş gösteremeden tekrar egemenlik altına girmiştir. 7. yüzyıl sonları. 745 yılında 2. Doğu Göktürk Devleti de yıkılınca Batı'ya ve Çin'e göçmüş birçok Oğuz boyu da Ötüken'e geri dönerek Kutluk Bilge Kağan'ın kurduğu Uygur Devleti çatısı altında birleşti. Altaylar'ın batısındaki ve Tanrı Dağları bölgesindeki Oğuz toplulukları ise Göktürklerin Batı kolu olan Türgiş veya Türkeş Kağanlığına bağlı olarak varlıklarını sürdürdüler. 760 yılında bölgeyi ele geçiren Karluk boyunun kurduğu devlette yer aldılar. Bu boyun öncülüğünde Yağma ve Çiğil boylarının da katılımıyla kurulan Karahanlı Devleti içinde Oğuz boyları da vardı. 10. yüzyılda Hazar Denizi'nin doğusunda Oğuz Yapgı Devleti adında ilk devletlerini kurdular. 1000 yılında Kıpçaklar tarafından yıkılan bu devletten sonra Oğuzlar ikiye bölündü. Bir kısmı kuzeye giderek bugünkü Kırım, Kazak, Bulgar ve Tatarların atası oldular. Bir kısmı da Selçuk Bey önderliğinde güneye indiler. İslam'ı kabul ettiler. Doğudaki Oğuz kitlelerinin tarihi başka yönde gelişti. 840 yılında Uygur Devleti Kırgızlar tarafından yıkılınca Oğuzların asıl büyük göçü başladı. Ve Asya'nın dört bir tarafını ama daha çok kitleler halinde batıya göçtüler ve öteki kandaş boylarla birleştiler. Oğuz kitleleri içinde kılık boyundan olup ataları Selçuk'un adından ötürü Selçuklu Hanedanı olarak anılmaya başlayan bir kol, Turul Bey önderliğinde 1038 yılında Irak ve İran'da Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kurdu. Çevrede dağınık yaşayan diğer Türk boyları da bu imparatorluğa katıldı. 1040'da Merv yakınlarında Dandanakan Muharebesi'nde Gaznelileri yendiler. Selçuklu egemenliği İran, Horasan, Merv, Irak, Suriye, Güney Kafkasya ve Anadolu'da bir asırdan fazla sürdü. Son büyük sultanları Sencer'in 1141'de Semerkant ile Buhara arasında bulunan Katavan mevkiinde Moğol kökenli Karahitaylara yenilmesiyle devlet çözülmeye başladı. 1153'te Kuzeydoğu'dan gelen Karahitaylar ve Karluklar tarafından imparatorluk yıkılınca Oğuzlar dağıldı. Dağılan bu boyların kimi Harzemşahlara bağlandı, kimi Horasan vilayetine, Kirman'a göçtü. Kimileri de daha batıya gidip Irak'a, Suriye'ye yerleşti. Kimileri de Anadolu Selçuklu Devleti'ne katıldı. Bunlardan sonra kurulan Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi Devletleri, Alemdarlar, Anadolu Beylikleri, Osmanlı İmparatorluğu, Suriye, Irak ve Azerbaycan'da çeşitli beylikler Oğuzlar tarafından kuruldu.
yapılmıştır. Oğuz, doğa doğrusu Oğuz sözünün yapısına dair birçok görüş vardır. Etimoloji araştırmalarından birisi şu şekildedir. Ok artı U artı Z, oklar boylar. Oğuz sözü kendi orijinal yapısı yanında tarihte birçok şekilde kullanılmıştır. Bizanslılar Uz der, Araplar Guz der. Oğuz kelimesinin güçlü kuvvetli anlamına gelecek şekilde öküz anlamında bir lakap olduğu ve Meta'nın Çin kaynaklarına göre Mao'dun öküz boynuzlu bir miğfer giymesi nedeniyle bu lakabın kullanıldığı belirtilmektedir. Bu iddia sahipleri Kur'an'da Zülkarneyn, iki boynuz sahibi olarak geçen peygamberin Meta'nın olduğunu ileri sürmektedirler. Oğuzlar'da iktidar erkeğinin kaynağı olan Kut, liderin peygamber soyundan gelmesinden kaynaklanmaktadır. Oğuz boyları tarafından kurulan küçük büyük tüm devletlerde Hakan'ın her zaman Oğuz Han'ın soyundan gelmesi de bu inançtan kaynaklanmaktadır. Mesudi, Altın Bozkırlar kitabında Oğuzların cesaretleri, eğik gözleri ve boylarının küçüklüğü ile diğer Türklerden ayrıldığını belirtmiştir. Ancak New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde tutulan Selçuklu seçkinlerinin taş başları Doğu Asya özelliklerini yansıtmaktadır. Zamanla Oğuz Türklerinin fiziksel görünümü değişmiştir. Raşit Aldin Hamadani, Oğuzların değişimine iklim nedeniyle özellikleri giderek Taciklere dönüştü. Tacik olmadıkları için Tacik halkları onlara Türkman yani Türk benzeri Türk Manand demiştir. Hafi Hataniş Mir Muhammed Bukhari. Ayrıca Oğuzların Maveraünnehir ve İran'a göç ettikten sonra Türk yüzünün olduğu gibi kalmadığını da aktarmıştır. Hivahan Abu Al-Gazi Bahadur, Çağatay dilinde yazdığı Türkmenlerin Soy Kütüğü kitabında 5 veya 6 kuşak sonra çeneleri daralmaya, gözleri küçülmeye, yüzleri küçülmeye, burunları büyümeye başladı. Sözleriyle Oğuzların yüz hatlarının değiştiğini aktarmıştır. Türk-Oğuz geleneklerine göre idari ve sosyal teşkilat ikili bir yapı oluşturmaktaydı. Bu geleneğe uygun olan Oğuzlar, Bozoklar ve Üçoklar olmak üzere 12'şer boydan iki ana kola ayrılmışlardı. Her boyun idari ve sosyal mevkilerini yansıtan Orun ve Ongunları vardı. Yine Oğuz geleneklerine göre Bozoklar hakim unsur, Üçoklar ona tabiydi. 24 Oğuz boyunu önce iki kolda, Bozoklar ve Üçoklar, daha sonra Oğuzhan'ın 6 oğluna ve son olarak da onların 4 oğluna ayırmaktadır. Listelerin kaynakları, Kaşgarlı Mahmut ve 14. yüzyılda yaşayan Reşidettin'e dayanmaktadır. Reşidettin 24, Kaşgarlı Mahmut ise 22 boy saymaktadır. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.